Merhabalar, ben Yunus Antürk. Bir videoda daha sizlerle birlikteyim. Futbol Manager 2020 oyunuyla Galatasaray kariyerinin tam 10. bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Son iki maçımızda Borussia Dortmund'la kendi evimizde 0-0 kalmıştık. Alanya'da enteresan bir şekilde 4 tane oyuncumuz sakatlanmıştı ve herhangi bir taktik değişikliği yapamamıştık. Daha önceki bölümü izlediyseniz biliyorsunuzdur. İzlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Aynı zamanda abone olmanızı da şiddetle tavsiye ediyorum. Abone olun, destekleyin beni. Hepinizden destek bekliyorum arkadaşlar. Alanyaspor'la da 0-0 berabere kalmıştık. Şimdi diğer maçlarımıza bakalım. 3 tane maç yapacağız. Konyaspor'la oynayacağız evimizde. Deplasman'da tekrar Borussia Dortmund'la oynayacağız ki bir sürü eksiğimiz var biliyorsunuz. Göztepe deplasmanıyla bu videoyu bitirmiş olacağız. Ben aralardaki boşluklara geçeceğim. Sadece maçlarda sizlerle birlikte olurum. Çok önemli bir şey olursa onları size bu keserek göstermiş oluyorum. Şimdi devam edelim. Taylan Antalyalı da sakatlanmış durumda. Fizyoterapist eşliğinde gözetimine bırakıyoruz 5-6 gün. İnanılmaz fazla sakatımız var. Zira Türkiye Kupası'nda Sivasspor ve Galatasaray eşleşti. 4 Aralık Çarşamba günü oynayacağız. Evet, ilk 11'imizi oluşturduk. Kalede Muslera, Mariano, Luindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Adem, Büyük, Almada, Sosa ve Radamel Falcao 11 ile çıkacağız. Şu anda Zarakko'nun yeni aldığımız oyuncu yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. 1 ay tekabül ediyor. Onyekuru da 5 gün, ortalama 10 gün diyelim biz ona, sahalardan uzak kalacak. Bu da bizim tabii ki de etkiliyor. Adem Büyük'ü oynatıyoruz. Sağ kanatta da Sosa ile çıkacağız. Adem Büyük ve Mariano. Mariano daha yeni iyileşti. Ama mecburen oynatmak zorundayız onu da. Adem de özellikle çok fazla forma şansı vermediğim oyunculardan bir tanesiydi. Ama mecburen vermek zorunda kaldık. Umarım bu maçı alacağız. Evet, bakalım başladık maça. Evet, golü yedik. Bu da Saracchi kaçırıyor ki sarı kartı var. Dikkatli olması gereken bir pozisyon. Muslera'dan seken topu Bajić boşa kaleye gönderiyor. Yapacak bir şey yok. Yani şu sakatlıkları bir türlü atlatamıyoruz. Ben bunu bir türlü çözemedim. Yani sürekli sakatlık. Daha nereye kadar gelecek? Şimdi Adem Büyük sakatlandı. Yani bu sakatlıklar nasıl bir şeydir? Yani oyunun hatası mıdır? Tam çözemedim. Yani en son 2013 Futbol Manager 2013 yılında böyle bu tür sorunlar yaşıyordum. Her maçta 3-4 oyuncu sakatlanıyordu. Sonradan bu düzeltildi. Acaba bunda da mı böyle bir şey var? Anlamadım. Yani her maç sakat, her maç sakat. Yani ben anlamadım. Yani oynasın, ne yapayım yani? Şimdi ilk yarıyı çıkarsın, kimi alacağız onun yerine? Olmadı. Zaten gol sorunu yaşıyoruz. Bu takımda gol atmakta çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Agresif diyelim.
Ya bir çıkın alın yani, kusura bakmayın ya. Ya bir an bir sakatlık gördüm. Yine bizden mi dedim ya. Artık korkuyorum gerçekten ya. O hücum ağırlık diye çekeceğim ya. Yok abi, ben anlamadım ya. Şöyle yapacağım. Yani şu kadro ile Borussia Dortmund maçında çok ne yapacağız çok merak ediyorum ya. Gerçekten deplasmanda oynayacağız. Yani şu kadroyla, şu oyun temposuyla orada neler yapacağız çok merak ediyorum ya. Yunus Akgün'ü alalım. Belki bir şeyler yapar. Aşırı ucum deyip İleri çıkın diyelim. Yani yer ro yemer ro haydi. Adamlar bizi oley çekiyor ya. Hadi at bunu ya. Sonunda ya. Son dakika golüyle birbiri yakaladık. İnşallah iki olur. Saldıracağız ya. Bırakmayacağım abi ya. Bu bir kontra atakla güzel bir gol bulduk. Şimdi ya atacağız ya yiyeceğiz abi. Onlar da gelecek. Biz de geleceğiz. Nereye attın ya Muslera ya? Öh be kardeşim be. Hadi Falcao. Bas 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 bas. Evet, sakin. Penaltı hoca. Hadi oğlum be, bir gol be. Hadi be. Haydi son saniye golü. Yetmedi, olmadı. Yani son dakikada golü kurtar, yani golle maçı kurtardık en azından. Onu söyleyebiliriz. Yapacak bir şey yok. 1-1. Devam edeceğiz. Beşiktaş 3-0 yenilmiş. Fenerbahçe 1-0 yenilmiş Başakşehir'e. Bunlar güzel haberler. Trabzon'un maçı oynanacak. Adem Büyük sakatlandı. Ne kadar? Kaç gün? Bakıyoruz. Bir gün. Çok önemli değil. Evet, Trabzonspor'da mağlup oldu. Biliyorsunuz Beşiktaş ve Fenerbahçe mağlup olmuştu. Biz berabere kaldık son dakika golüyle. Trabzon'da 1-0 mağlup oldu. Aslında 1 puan kazandık ama kazansaydık, yani maçı kazanabilseydik bizim için çok daha iyi olacaktı. Kısmet değilmiş.
Borussia Dortmund maçına başlayacağız. Kalede Muslera, Mariano, Lindama, Marcao, Saracchi, Seri önde. Bu sefer 6 numarayla oynayacağız Seri ile. Lemina, Sosa, Almada solda. Mustafa Kapı'yı oynatacağım bu maçta. Çünkü Mustafa Kapı altta A2'de oynarken çok iyi bir gelişim gösterdi. Şöyle göstereyim ben size. Oldukça iyi potansiyeli sahip. Radamel Falcao'da forvet oynayacağız. Pozitif futbol yerine dengeli futbolla veya temkinli futbolla çıkalım. Bu şekilde 11'imizi belirleyelim ve Mustafa Kapı 90 dakikayı çıkartamayabilir diyor. Gayet normal çünkü ilk 11'de fazla forma şansı bulamıyordu. Evet, başlayalım bakalım. Yani şimdi Borussia Dortmund bizden daha iyi bir takım. Bu bir gerçek. Yani buradan bir puan bile bizim için oldukça iyi bir skor olduğunu düşünüyorum. Bir puan. İyi bir puan. Tabii gönül ister 3 puan almak ama hadi oğlum. Ah. Evet, bravo Mustera. Evet, her top geldiğinde biraz yürekler hopluyor. Tehlikeli de geliyorlar. Evet, Haaland var mesela, çok riskli. 7 tane şut atmışlar, 6'sı kaleyi bulmuş. Daha biz 1'de 1'iz. Şut atmada da sıkıntı yaşıyoruz. Bravo Mustera. Temkinliden dengeliye çekelim bakalım. Hadi Falcao. Hadi Falcao. Bravo. Ay, Almada solda iyi oynadı be. İki kere atak oradan geldi. Bravo. Yani şu iki tane şut attık. İkisi de sol kanattan. İkisi de Almada ile geldi. Paris Saint-Germain Benfica'ya karşı 1-0 önde. Ya Mustera ya. Adamın ayağına atıyorsun ama ya. Ay Allah'tan kaçırdılar yani. 2-0 yaptı Paris Saint-Germain. Bas 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 bas. Evet. Ya o kadar belli ki. Ya o kadar belli ki. Ya orada kaçırıyorsun adamı. Ya Saracchi ya. Burada Haaland. Kademe hatası burada. Mariano'da. Kaçırırsan arkadan adam gelir atar abi yani. Affetmez. Pozitif futbola çektik ama hadi hayırlısı. Al işte. 2 oldu. Haaland attı. Ya bu saatten sonra bu maç dönmez ya. Ya bu maç bu saatten sonra zor. Adem büyük mü? Adem büyüğü alalım. Bir de böyle deneyelim. Yapacak bir şey yok. Bu saatten sonra ya döndüreceğiz. Ya döndüreceğiz yani.
Adamlar bize voley çekiyor ya. Pis çek. Şöyle yapalım da daha süt çeksin. Şuradan Lemina'yı da ne yapalım? Hücuma çıksın. Topu geniş alanda oynasın. Top sürsün. Şut çeksin. Risk alsın abi. Evet. Adem dar alanda topu dar alanda daha çekat edecek. Şut çeksin. Mücadelelerde sert olsun. Devam diyelim ve oynayalım. Falcao'nun da yavaş yavaş kondisyonu düşüyor. Hoca kırmızı hoca. Ver kırmızıyı. Gücü yetmedi abi Falcao'nun ya. Yani 20 tane şut atmışlar. 4 tane şut atmışız. Ve hala geliyorlar ya. Usanmadınız mı abi ya? Yeter. Mustafa'ydı, Yunus Akgün. Hücum yapalım. Hücum ağırlıklı yapıp da artık son saniyelerde belki bir tane buluruz. Hadi be, ver işte araya ya. Oh be Saratçı ya. Bu maçta bizi sen yaktın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gerizekalı ya. Şurada şu pası verse atak yapacağız. Bak gene onun kanadından geliyorlar abi ya. Bak abi atın ya. Temkinliği de aldım abi. Yeter artık atmayın. Abi para yok ki takımda. Alıp satalım bir şeyler yapalım. Yok. Yeter be. Yeter be. Bitir hoca ya. Şu anda var ya dünyada en nefret ettiğim takım Borussia Dortmund. Yapacak bir şey yok. Bizden çok daha iyiler. Yapacak bir şey yok. Ya
Yani biz kendi evimizde ne yapacağız? Edeceğiz. Benfica'yı yeneceğiz. Evireceğiz, çevireceğiz. Benfica'yı yeneceğiz yani. Başka alternatifimiz yok. Evet, moralimizi bozmak yok. Devam ediyoruz. Şimdi Göztepe maçına çıkacağız. Yani normalde 3 maç yapıyorum ama bakın Göztepe'den sonra tabii Millar'a girmiş. Sonra Trabzon'da oynayacağız. Bir sonraki maç videoda Trabzon'da oynamış olacağız. 3 maçta bitirmiş olalım. Evet, 11'imiz şu şekilde: Mustera, Mariano, Lindama, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Sosa, Almada, Jimmy Durmaz. Jimmy Durmaz'ı da değiştirelim. Radamel Falcao 11 ile çıkıyoruz arkadaşlar. Jimmy Durmaz 90 dakikayı çıkartamayabilir diyor. Onu da biliyoruz. Evet, bu maçı bari alalım. Bu maçı alıp da rahatlayalım artık. Galibiyet yüzü görmek istiyorum. Bu maçtan, galibiyetten başka bir şey beklemiyorum dedim. Ve maça çıkıyoruz. Aslanlarıma güveniyorum. Haydi bakalım. İyi bir atak gerçekleştiriyorduk ama Lemina bozdu. Hemen oyna, bravo. Saracchi'ye çok kızgınım geçen maçtan dolayı ya. Evet. Ay, çok iyi geldik ama Jimmy Durmaz atamadı. Hoca penaltı. Bravo. Çok iyi. Bu maçı iyi paslaştık. Evet, şimdi iyi orta. Bravo. Gol. Ay, nasıl kaçtı ya? Ay bak, neler yaptık gene ya. Ya biz hep soldan böyle tehlikeli ataklar yiyoruz ya. Şimdi 3 şut atmışız. 3'ü isabetli ama golü bulamadık. Çek 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 çek. Bak gene soldan geliyorlar ya. Biz hep sol taraftan açık veriyoruz ya. Saracchi yine sarı kart gördü bak. Saracchi'yi ben... Hadi arkadaşlar, hadi gol. Gol atın da iyi bari, mutlu bitirelim şu videoyu ya. Yok abi, yok ya. Yok ya. Ha, bir de gol yiyelim. Hadi oğlum, hadi bir de gol yiyelim. Ay. Abi neler yapıyor bunlar ya? Yani çok enteresan işler oluyor ya, şöyle dur. Top sür. Dikine pas. Pres şiddetini yaptık. Topu ayağında tut. Tam topu ayağında tutsun. Mevkisinden bağımsız boş alanlara koşu yapsın.
Tamam diyelim. Jimmy Durmaz. Daha fazla hücum açık. Çok şut çek abi. Çok şut çek. Lemina gel. Hücuma çık. Geniş alanda top sür. Şut çek abi. Şut çekin abi şut. Sosa gel. Topu ayağında tut. Hücuma çık. Geniş alanda oyna. Şut çek kafalı. Dikine pas. Çık abi hadi çık. Hücum ağırlıklı haydi. Yok mu bir arkadaşımız orada ya vuracak şu toplara. Hadi oğlum. Ya. Hoca sarı kart. Vurun gol olsun hadi. Vur gol. Bir daha, bir daha, bir daha ver oraya. Bir daha orta oğlum. Hadi oğlum. Ya Beto gerçekte de böylesin burada da. Neler çıkarttın Beto ya. Abi yok şöyle alışıla gelmemiş bir şey deniyorum abi. Gol atmam lazım. Bırak kanat kalsın. Zaten Saracchi de yoruldu aslında ama. Vur be hadi be hadi be. Ya Falcao ne yapıyorsun ya? Ver arayı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ay Allah'ım ya Rabbim var ya ne yapayım ya? Ben ne yapayım ya? Gerçekten ya. Şaka gibi yemin ediyorum. Yani artık hadi. Hadi artık hadi. Çıkın artık atın şu golü ya. Hadi. Lan yeter ya. Abi yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Görüyorsunuz ne kadar şanssızım. Ne kadar şanssızım. Gönderecekler beni bugün işte ya. Bitir hoca da. 1-0-0 bitsin. Ne yapalım ya.
Evet. Yine olmadı. Bu ya inanıyorum ya toparlayacağız da nasıl toparlayacağız? 0-0 bitti. Şuradan bakalım. Şu 3 maçı bugün oynadık. Konyaspor'la 1-1 berabere kaldık. Borussia Dortmund'a şurada 1 2 3 4 5 maçtır galibiyet yüzü göremiyoruz arkadaşlar. 5 maç. Trabzon'a gideceğiz. Evimizde oynayacağız Trabzon'la. Biraz o avantajımız var. Sonra Benfica'ya ve Rize maçıyla çıkacağız. Şu 3 maç bizim için çok önemli. Artık bir şekilde maçları almamız gerekiyor. Bir videonun da sonuna geldik. Abone olursanız çok mutlu olurum. Yorum yazarsanız neyi eksik yapıyorum, neyi fazla yapıyorum. Bunları da dikkate alıyorum. Yorum yazanlara eleştirileri her zaman açığımdır. Sadece saygı çerçevesinde olursa eleştirileri açığım. Tabi bazen beklenmedik insanlar çıkabiliyor. Çok az nadir de olsa bana çıktı. Ama siz yine de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olun.